hasat devam ediyor hızlı bir şekilde ama fiyat yok. Fiyat olmadığı için çiftçi hasat etmiyor. Etmiyor yani. Olabildiğince tutuyor. Tutabildiği kadar da tutacak. Kopardık. Şunu 16 200, lira yap dedik ama. 220 lira. Dinleyen yok galiba. Yok. Herkes çiftçi bekliyor. 200-220. 250'ye kadar çıkıyor işte bazda. Ama normalde 200. Verim. Tabii 200 ortalama. 200. Çayır tırtılığına yakalanan var mı? Yakalanan yerler düşük. Ne alıyor? 150 kilo. Muhammed abi başkan ne diyor? Ne kadar fiyat kurtarır? Ya biz... Yani bu sene şu rahatlatır. Allah. Önümüzdeki yıl 13, eker hale gelirsiniz. 14 gibi olması gerekir. 13-14 biz 16 diyoruz çünkü dolarla baktığın zaman geçen seneye göre 16 olması gerekir. Ya nerede ama hadi nasıl alacağız ya? Ama çiftçimiz kanatkar tabii. Kim verecek? Ya kanatkar değil şimdi. Hadi istedik 16. Evet. Şey gibi Yunanistan gibi ayaklanma yapalım bir sopa yiyip gelelim geri olur mu? Öyle mi diyorsun? Nasıl yani? Dövüyor mu bu hükümet ne yapıyor? Ya olur mu bilemezsin. Yok çiftçinin hakkını versinler kardeşim hakkınızı da isteyin. Işte. İçerken gün döndüğü içerken hep ithalatı serbest bırakıyorlar değil mi? Ya hem sıfır serbest bırakırlar hem sıfır gümrük oluyor. Sıfır gümrük tabii. İşim bozuyor. Ama bizim... Ukrayna'dan gemileri çıkarttık diye de öbürleniyorlar. Ya çıksa ne olacak? Yani bizi mi batırıyor bunu? Onlar kurtarıyor kendini ama biz batırıyoruz bunu. Değil mi? Nasıl bana, olacak bilmem yani. Genel başkanımız da, Faik Bey de her çıktığı ortamda söyleşme şu. En az 16 lira olması lazım. Tamam. Gümrük vergisinin de Mart 2023'e kadar %27 olması lazım. Yani. Primin de 50 kuruştan 4 liraya çıkartılması gerekiyor ki çiftçi bir kere nefes alsın. O ya tabii ki ya. Borçlardan belki kurtuluruz. Belki. Yoksa şimdi bizimki enayi mal oluyor, öteki sanayi mal oluyor. Gübreye zam, mazota zam her gün. Evet. Nasıl çıkacağız içinden biz? Evet. Rekor kırmış ya, hepsi 3 katı fiyat. Ya işte bizimki de katlaması gerekiyor. Şimdi işte geçen sene 5400 ise bu sene 16.200 gibi olması lazım. Öyle. Hani 16'ya da razıyız. 200 kuruş olmasın. Önemli değil ama yani iş oraya getirmediler. Hala daha belli değil. Belirsizlik. Belirsizlik ne oluyor? Ama... Tüccarı şeyin eline bırakıyorsun. Tüccarın eline bırakıyorsun. Tüccarı bedava aldı gitti. Yandı şimdi. Veren yandı? Borcu olan yandı. Olmayan soruyor. Borcu olan verdi değil mi tüccarı? Tüccara veren gitti. Şimdi bak arkadaşımız döktü.